Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Havok aranası kasmıştık arkadaşlar, bildiğiniz üzere ve Havok aranasının sonuçları açıklandı. Artık belli oldu. Şöyle bir bakalım. İlk olarak Yondu aranasına bakalım arkadaşlar. Yondu aranasında 181K kasmıştım. Yani çok fazla kasmadım. Aslında hedefim 1.5M kasmaktı arkadaşlar. Ama dediğim gibi nasip olmadı. Bazen de ortam pek müsait olmadı arkadaşlar. Ama en azından barajı geçebildim. Dediğim gibi arkadaşlar, benim için kredi çok önemli. Ultron macerasını yüzlemeye çalışıyorum. Bu sebeple de hani kredi gerektirecek her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ama Havok yeni bir hero'ydu. Koleksiyonuma da katmak istedim arkadaşlar. Bu sebeple Havok'un olduğu, 4 yıldız Havok'un olduğu arenaya biraz daha ağırlık vermiş oldum. Ve işte arkadaşlar, Havok 14.6 kasmışız ve 133. olmuş arkadaşlar. 133. olarak da Havok'u kadromuza kattık, 4 yıldız Havok'u. Havok'un hem yüksek hasar vermesi arkadaşlar, hem de hemen şuradan bir de ekran fotoğrafı aldım. Hem yüksek hasar vermesi hem de mutantlar olan sinerjisi çok etkileyici. Bence çok güzel arkadaşlar. Sonuçta bu oyunda yüksek hasarlar görmek bizleri gerçekten memnun ediyor. Ve bu tarz hero'lar gelmesi bence çok güzel. Ama şöyle bir şeye dikkat edilmesi lazım Marvel taban tarafından. Hak eden hero'ya verilmesi lazım. Yani hak edilmeyen hero'ları çok fazla şişirmesinler. Veyahut da getirmesinler arkadaşlar. Ya da atıyorum getirsinler, yani hero'nun çok iyi olacak diye bir özelliği yok. Yani tamamen atıyorum şu anda. Bir Karnak'la bir Dormammu'yu mesela bir tutmamıza gerek yok. Veyahut da atıyorum mesela bir Blade'le. İşte kim var mesela? Mesela bir Hyperion'un bir olmasına gerek yoktu yani. Sonuçta Blade'in çapı belli, Hyperion'un çapı belli. Veya atıyorum Thor'un bu kadar ezik olması yerine çok daha yüksek olması gerekiyor gibi. Yani her ürünün illa çok iyi olacak diye bir özelliği yok arkadaşlar. Bir de 3 yıldızını da kasmıştık. Dediğim gibi 3 yıldızını sadece aşama ödüllerini tamamlayıp bırakmıştım. Ve orada %11 ile %25'e girmişim. Allah bereket versin arkadaşlar. Ödüllerimizi şuradan almaya başlayalım. 3 yıldızını arkadaşlar %11 ile %25'e girmişim. 800 parça 3 yıldız, 100 parça da 4 yıldız almış oldum arkadaşlar. Havok arkadaşlar, 4 yıldız Havok'a da 133. sırada oldum. Bunu şimdilik almayacağım. Birazdan alacağım arkadaşlar. Yani videoyu kapattıktan sonra alacağım. Burada da arkadaşlar 500 parça 3 yıldız, 3000 parça da arkadaşlar premium kristali almışız. Allah bereket versin diyorum. Artık Havok'umuzla koleksiyonumuza eklemiş olacağız ve savaş gücümüzü biraz daha yükselteceğiz arkadaşlar. Sanıyorum şu anda seviye yükseltme de vardı. Şöyle bir bakayım ama. Evet, seviye yükseltme var. Seviyesini de yükseltebildiğim kadar nasip olsa arkadaşlar yükselteceğim inşallah. Havok'u aldıktan sonra. Dediğim gibi Havok'la ilgili özellikle sinerjileri beni çok heyecanlandırıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Biz ittifak savaşlarında, hemen şuradan göstereyim. Mesela %10 saldırı gücü almak için 30 kredi harcıyoruz arkadaşlar. İşte tüm tabi bunun %20'si var. Onu biz krediyle şu anda alamıyoruz ama belli başlı görevleri yapınca geliyor. Veya sağlık yükseltmesi vesaire arkadaşlar. Bunlar için bile gerçekten güzel krediler ödüyoruz. Ama Havok'un öyle sinerjileri var ki %20 saldırı gücü arttırıyor ki Wolverine arttırıyor. Gerçi 4 yıldız var, 5 yıldız yok ama tahminimce arkadaşlar yakın bir zamanda Wolverine'de 5 yıldızı Elektro gibi, Karadul gibi, Doktor Strange gibi arkadaşlar bir şekilde özel kristallere eklenip sunulacak diye tahmin ediyorum. Ve bunu kendine sağlık basarken %20 saldırı gücü vermesi gerçekten çok enfes bir özellik arkadaşlar. Hani gerçekten çok güzel bir özellik. Şu Dormammu'ya bakın arkadaşlar. Ah bir bana gelmiyorsun Dormammu var ya. Bir bana gelmiyorsun. Senin de alacağın olsun Dormammu diyorum. Arkadaşlar saldırı gücünü yükseltmesi hakikaten çok güzel. Aynı zamanda Wasp'la bir sinerjisi var. O da çok enfes bir şey. Saldırı gücünü %30 arttırıyor. Mesela Wasp'la biz normal combo yapıyoruz temel saldırılarda. Dördüncü kombodan sonra arkadaşlar ağır saldırıya geçiyoruz. Ve %100 kritikle 2 vuruş yapıyor. Bu 2 vuruşu yaparken de arkadaşlar artı %30 saldırı gücü veriyor. Gerçekten çok enfes. Sinister var arkadaşlar. Sinister zaten tahminimce enfes bir saldırısı hero'su olacak. Ve Havok'la bir sinerjisi olduğunda arkadaşlar, nasıl Blade rakibe siper attığı zaman kanama etkisi veriyordu. Aynı şekilde Sinister'da arkadaşlar rakibe siper attığı zaman rakibi
kendi saldırı gücünün %30'unu hasar olarak verecek bir ya zehir ya bozma o tarz bir şey veriyor. Tam hatırlamıyorum ama dediğim gibi arkadaşlar bakacağım hepsine. Böyle bir hero bu aralar turnuva içinden değişmeye başladı arkadaşlar. Ona da bir şekilde bakacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için arkadaşlar tekrar teşekkür ediyorum. Videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoları beğenmeniz bizim için çok çok önemli. İzlediğiniz için tekrardan da teşekkür ettim. Herkese iyi oyunlar.